bir fitneydi. Allah bizi şerrinden korudu. Allah Resulü hayattayken hiçbir şey bize bu kadar zor gelmemişti. Allah Resulü ölünce Müslümanların bölünmesi ve ayrılığa düşmesinden korktuk. O aramızdayken Allah onu koruyor ve vahiy indiriyordu. Bizler de onunla doğruyu buluyor, emrine uyuyorduk. Sonra bugün bizler çetin bir gün ve zor bir imtihanda kendi kendimize kaldık. O ya ümmetin düzelmesine ya da bozulmasına neden olacaktı. Allah'ın hikmeti o konuyu Müslümanların görüşü ve istişaresine bıraktı. Müslümanların yaşadığı gelişmeler burada önem arz etti. Onları hata etmekten koruyan, Allah korkusuyla heva ve heveslerinden kurtaran iyi niyetleridir. Salih Müslümanlar istişare ve görüş birliğinden sonra cemaate uyarlar. Ondan sonra doğru karar verdiklerini görürlerse, hepsi birden rıza gösterir. Aksi görüldüğü takdirde aralarında hiç kimseyi zulümle itham edip birbirlerini kınamazlar. Topluca istişare ve barış içinde konuyu tekrar ele alırlar. İlk defasında gayret gösterdikleri gibi. Vallahi doğru söyledin ey Ömer. Bu duruşunu Müslümanlar kıyamete kadar konuşacaktır, inan bana. Bu onlara doğruyu gösteren bir kılavuz ve ölçü olacak. Vahyin kesilmesi ve Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra sadece Allah'ın kitabı, Resulü'nün sünneti ve istişareyle doğruyu bulmaktan başka seçenek kalmadı. Bu birilerinin çıkıp Allah'ın kitabını herkesten iyi anladığını ve manalarına sadece kendisinin ulaşabileceğini iddia ederek insanları boyunduruğu altına almasını engeller. Ancak bizler Sakife'de seslerin yükseldiğini biliyoruz. İnsanlar arasında görüş kargaşası yaşandı. Hatta şaşırıp kendilerini seçenler bile oldu. Ta ki sakinleşip Ebu Bekir'i seçene kadar. İstişarede ey Abdullah. İnsanların görüş ve anlayışlarını paylaşması, içtihat ve çıkarımda bulunmasıdır. Yine karşılıklı görüşleri ortaya koyarak çoğunluğun razı olacakları bir görüşte mutabık kalmaları ve onu oy birliğiyle kabul etmeleri istişaredir. Ancak insanların farklı heva ve heveslerini Allah daha iyi bilir. Çünkü insanların göğsünü yarıp bakamayız. Nefsimizi başkasına karşı temize çıkaramayız. Açık bir kanıt olmadan karar veremeyiz. Bizler hatalardan masum değiliz. Hata yapılabilir ama önemli olan niyettir. Bir kimse hak söyleyip batılı gözetiyor olabilir. Hakkı söyleyeni suçlayarak hakkı terk edemeyiz. Daima hakkın yanında olmalıyız. Hikmet de müminin yitik malıdır. Onu nerede bulsa almak hakkıdır. Şunu iyi bilin. İnsanların Allah Resulü'nün ashabının hata yapmayacağına inanıp onları ne kadar takvalı olurlarsa olsunlar diğer insanlardan üstün görmeleri bir zulümdür. Böyle bir şey yapanlar daha sonra razı olmadıkları bir davranışı ashabın yaptığını görürlerse hemen onları gözden düşürüp dinleri hakkında konuşurlar. Sonra da Allah ve Resulü'nü sevmeyen bir topluluk gelip dini kötülerler. Evet, yemin ederim öyle. Şayet insanlar ashabın hatalardan korunduğuna inanırlarsa birileri çıkıp der ki biz onlar gibi olamayız ki onları örnek alalım. Biz onlar gibi hatadan masum değiliz. Sonra da bunu ayrılığa bahane ederler. Eğer onlar hakkında insandırlar, doğru ya da yanlış yapabilirler deseler o zaman hata yaptıklarında Allah'tan ümit kesmezler. Sonra bir imtihana maruz kaldıklarında ashabı örnek alırlar. Ey insanlar! Dün Resulullah'ın vefat haberi geldiğinde benim durumumu gördünüz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyler söyledim. O sadece benim görüşümdü. Söylediklerimi Allah'ın kitabında bulamadım. Ne de Resulullah'ın bana söylediği bir sözde.
Beni öyle yapmaya sürükleyen şu ayeti okumuş olmamdı. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Allah'a yemin ederim, zannediyordum ki Resulullah ümmetinin son ameline şahitlik edene kadar hayatta kalır. Benim davranışlarımın sebebi buydu. Allah size Resulüne indirdiği doğru yolu gösteren kitabı bıraktı. Ona sarılırsanız Resulüne gösterdiği yolu size de gösterir. Ve Allah sizi en hayırlınızın etrafında topladı. Resulullah'ın arkadaşı mağaradaki iki kişiden biri işlerinizi yönetecek insanların en hayırlısı. Kalkın ve biat edin. Allah'a hamdolsun. Bizi hidayete erdirene ki o hidayet etmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Evet, şöyle ki, sizin en iyiniz olmadığım halde üzerinize emir oldum. Doğru yaparsam yardımcı olun. Yanlış yaparsam da beni düzeltin. Haksız. 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 Doğruluk güvendir. Yalan hıyanettir. Aranızdaki zayıfınız benim yanımda güçlüdür. Ta ki onun hakkını alana kadar. İnşallah sizin güçlünüz benim yanımda zayıftır. Ta ki ondan hakkı alana kadar. İnşallah. Allah ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah ve Resulüne itaatsizlik edersem o zaman bana itaat etmeyin. Namaza buyurun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ey Abdümenaf ailesi, ne hakla Ebu Bekir işlerinize karışıyor? İnsanlar ona biat ettiler. Halbuki o Teğim'dendir. Teğim'dendir. Kureyş'in en küçük kolu ve düşüğü. Vallahi dilerseniz orayı atlı ve yaya askerlerle doldurur, çepeçevre sarıp orayı ele geçiririm. Allah'a sığınırım. Müslümanların ittifakını bozmaktan Allah'a sığınırım. Vallahi senin fitneden başka amacın yoktur. Senin nasihatine da ihtiyacımız yok. Yavaş ol ey Ebu Hasan. Sadece sana yardımcı olmak istedim. Mağlup olduğunu düşündüğüm bir konuda. Vallahi ey Ebu Süfyan, kalbin henüz cahiliyeden kurtulamamış. Hala nübüvveti bencillik ve kabilelere üstünlük sağlayan iktidar olarak görüyorsun. Allah cahiliye kalıntılarını ve taassubunu kaldırmıştır. Resulullah'ın insanlara şöyle söylediğini duymadın mı? Hepiniz Adem'densiniz ve Adem de topraktan yaratılmıştır. Şimdi gelmiş Teğim ve Abdümenaf mı diyorsun? Şunu bilmenin zamanı gelmedi mi ey Ebu Süfyan? O Allah tarafından bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Resulullah'tan sonra halifelikse... eğer Ebu Bekir'in ona layık olduğunu görmüş olmasaydık... o zaman onu seçmezdik. Ali hiçbir zaman batıla susmadığı gibi... hakkın yanında olmaktan dolayı kınanmaktan da korkmaz. Sen daha layık değil misin? Sen ki Resulullah'ın amcasının oğlu ve kızının kocasısın. Resulullah bir peygamberdi, kral değildi. Vallahi Müslümanların ittifakını bozacak ve en çok ihtiyaç duydukları bir anda güçlerini zayıflatacak da değilim. Araplar dinden yüz çevirdiler. Asla evimde oturamam. Çünkü Müslümanlar savaşa gidiyor. Amaçları dinden yüz çevirenlerle savaşıp İslam'ı savunmak. Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım ey Ebu Süfyan. Ey Ebu Hasan,
Ebu Bekir'e biat etmede neden gecikiyorsun? İnsanlar sana bakıyor. Bilirsin ey Ömer, ben Resulullah'ın defin işleriyle meşgulüm. Sonra Resulullah'ın kızı çok rahatsızlandı. Bu işi kesinleştirmeden önce biraz daha beklemenizi isterdim. Ki bizim bu konuda bir görüşümüz olsun. Allah biliyor ki bu işte acele etmemizin tek nedeni Müslümanların birliğinin bozulmaması, anlaşmazlığa düşmemeleriydi. Çünkü her taraflarını fitne tehlikesi sarmıştı. İşte o, Ali. Ali, işte o. Ali geldi. Seni bugün hiç kimse kınayamaz ey Allah Resulü'nün halifesi. Uzat elini biat et. Ey Müslümanlar! Allah Resulü'nün halifesi Efendimiz'in vefatından önce hazırlanmasını istediği Üsame'nin ordusunun savaşa gitmesini emretti. Üsame'nin ordusundan kimse kalmasın, Elçurt'ta orduya katılsın. Ey Müslümanlar! Üsame'nin ordusundan kimse geride kalmasın. Bugünden gidin ki Allah Resulü'nün halifesi de size Elçurt'ta katılacaktır. Ey Allah Resulü'nün halifesi! Araplar bildiğin gibi dinden döndüler. Ve sen Üsame'nin ordusunu göndermek istiyorsun. İçlerinde muhacir, ensar ve güçlü gençler var. Biz yokken buraya ani bir baskın olabilir. Müşrik Arapların Medine'yi kuşatıp seni ve Müslümanları rehin almalarından korkuyoruz. Hem Resulullah'ın haremi de Medine'dedir. Orduyu göndermeyip dinden yüz çeviren Araplara karşı güçlensen... Yırtıcı hayvanların beni kaçıracağını bilsem bile Resulullah'ın emrettiği gibi Üsame'nin ordusunu gönderirdim. Resulullah'ın hazırlattığı sancağı da çözdürmezdim. Burada benden başkası kalmasa bile onu gönderirdim. Sözüm anlaşıldı mı ey Ömer? Üsame ve beraberindekilere dön. Sana emredene kadar da ordudan ayrılma. Ensar'ın ileri gelenleri benimle görüştü. Yaşlılar ve ilk Müslüman olanlar dedi ki, Allah Resulü'nün halifesi kesinlikle gitmemizi istiyorsa bizim adımıza, ondan ordunun başına, Üsame'den daha yaşlı birini görevlendirmesini iste. Söylediklerime karşı çıkmak mı istersin ey İbni Attab? Onu Resulullah tayin etti. Sen de onu azletmemi mi istersin? Baba! Baba! İnsanlara yetiş baba. Ayrılığa düştüler. Muhammed aramızdayken İslam'a girdikten sonra ona itaat ettik. Ama o şimdi ölmüştür. Bizim daha itaat edecek üstümüz yoktur. Şimdi eski halimize döneceğiz. Daha önce size tabi olanlar bu işin başına geçmesin. Ne kötü bir nasihat. Kenara çekil. Allah seni ve söylediklerini kahretsin. Çekil. Ey Mekkeliler. Ey Mekkeliler. En son Müslüman olup ilk önce dinden dönenler olmayın. Vallahi Allah bu meseleyi tamamlayacaktır. Tıpkı Allah Resulü'nün söylediği gibi. Ey Mekkeliler. Allah'a verilen taahhüt ve söz nerede? İslam'dan önce kaçırdığınız fırsatlar yetmedi mi? Ve Muhammed sadece bir insan ve Resul'dü. Emaneti eda etti. Ümmete nasihat etti. Ve onları bıraktığında her şeyi açıklamıştı. Buna sizi şahit kılıp, kendisinden sonraki insanlara şahitlik etmeniz için o da size şahitlik etti.
din nasıl tüm insanların olacak? Allah'ın Resulü peygamberin ölümüyle son bulacaksa eğer, vallahi bu din doğunun ve batının en ücra köşesine ulaşacaktır. Münafıklıkta ısrar eden bir topluluk sizi aldatmasın. Onlar dini bencillik ve halifelik üzerinde çekişip durmak zannettiler. Dikkat ediniz ki Resulullah'a en yakınınız, sözünü yerine getiren, dinine en iyi uyan ve sünnetini en iyi uygulayandır. Allah'tan korkun. Duyun ve Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İşittik ey Ebu Yesi. Doğru, doğru. Senin bu duruşunu görmem için beni yaşatan Allah'a hamdolsun baba. Resulullah doğru söylemiştir. Vallahi bunu bize Resulullah haber vermişti. Ömer'e ne dediğini hatırlıyor musun? Ondan sen bir daha peygambere karşı nutuk atamayasın diye ön dişlerini sökmesi için müsaade istemişti. Dediğini hatırlıyor musun? Bırak onu Ömer. Belki seni sevindirecek bir duruş sergileyecektir. Vallahi o gün geldi. Evet. Resulullah doğru söylemiştir. Elhamdülillah. Şimdi ne düşünüyorsun ey Ömer? Düşüncem kesinlikle kaba ve şiddetli bir insanım. Ve Resulullah daha büyük, yüce, şefkatli ve cömerttir. Ben de Allah'ın kuluyum. O bilir, ben bilemem. Gücü yeter, güç yetiremem. Baban şimdi yanımda olsaydı alnından öperdim. Allah onunla İslam'ın üzerinden büyük bir fitneyi bertaraf etmiştir. İslam'ın aleyhine olan dili lehine çevrildi. Seni kınayacak değilim ey Ebu Hafs. Babam müşrikken içimde hissettiğim şey senin içindeki gibiydi. Evladın babasına duyduğu şefkat hariç. Senin kabalığın İslam'ı savunmak içindi. Aşırı gittiysen de Resulullah'ın halifesi nezaketle bunu dengelemişti. Birbirinize denge konusunda yardımcı oluyordunuz. Ta ki kuvvet, zorbalık ve yumuşaklıkta zayıflık olmasın. Ebu Bekir. Ona biat etmek istediğimizde dedi ki, Ömer sen benden daha güçlüsün. Ben de şunu dedim, gücüm seninledir. O namaza durup sesli Kur'an okuduğunda gözyaşlarına boğuluyordu. Emir olursa insanlar onun inceliğini kullanırlar diye korkardık. Allah'ın bizim ona biat etmemizi takdir ettiğinde ve o da Resulullah'ın halifesi olduğunda onun hakkın yanındaki kuvvetini gördüm. Ömer ona yaklaşamaz. Resulullah doğru söylemiştir. Pehlivan rakibini değil öfkesini yenendir. Bakın! Evet, vallahi o. Mekke'den seni buraya getiren nedir? Bu mızrakla işlediğim günahın kefaretini ödemeye geldim. Bana yaptırdığını ödeteceğim. Belki Allah onun eski şerrinden ve günahından beni azat eder. Onu Allah yolunda kullanayım. Ailene ve halkına geldin ey vahşi. Tafan, Esed, Abs, Zübyan ve Bekir heyeti. Halkımızı arkamızda bıraktık. Sonucunu düşünüp uygulamaya azmettiğimiz bir görüşle sana geldik. Belki duymak isteyip razı olursun. Bize ve size hayır getirsin. Bizler diğerleri gibi İslam'ı bırakmadık. Ancak mallarımız bize aittir. Onlarla istediğimizi yaparız.
Resulullah aramızda olduğu sürece zekat ve sadakalarımızı verdik. Şimdi ne sana ne de başkasına veririz. Bunu sana duyurmak istedik. Durumu bilesin diye. Sadaka toplayan görevlilerini al. Onları evlerimizde görmeyelim. Sen de düşün. Resulullah'a ödediğiniz bir şeyi benden mi alıkoyacaksınız? Dayandığınız bir deliliniz mi var? Eğer Müslümanların zekatlarını üstlenmeyeceksem nasıl Resulullah'ın halifesi olabilirim? Zekat insanların mallarındaki Allah'ın hakkıdır. Resulullah'ın vefatıyla Allah'ın dininde bir şey mi değişti? Ki Allah hay ve ölmez. Evet, evet doğru. Eğer biz namazla zekatın arasını ayırmanıza razı olursak, sanki kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını da inkar etmeye razı olmuşuz demektir. İslam'ın kaynağı bellidir. Onun bir kısmını yok etmeye çalışırsanız ondan geriye hiçbir şey kalmaz. Hak bir sözdür, hak bir sözdür. Bugün İslam'ın bir iktidarı vardır. İslam bir devlete ve ümmete sahiptir. Sizin bu yaptığınız ise ayrılmak, çelişki ve itaatsizliktir. Buna göz yumarsak İslam'ın hiçbir hükmü, cemaati ve düzeni kalmaz. Muhammed'i hak olarak gönderene yemin ederim ki zekatı vereceksiniz. Resulullah'a yaptığınız gibi zekatlarınızı getirip ödeyeceksiniz. Hiçbir şey eksik olmadan. Anladınız mı? Kervanınıza dönün. Allah sana yardım etsin, evet. Ey Ebu Bekir. Doğru, doğru, evet. Ey Resulullah'ın halifesi, bunlar hakkında bir kez daha düşünmez misin? Kavimlerine dönmeden önce. Evet ey Ebu Bekir. Yeryüzü dinden dönmekle sallandı. Zapt etmeye güç yetmez. Yemen ve Hadremevt, Temim ve Bahreyn'den bazı topluluklar ve diğerleri, onlar İslam'ı tümden bıraktılar. Memleketleri de bizden uzaktadır. Ancak bu sana gelenler zekatı vermeseler de İslam'dan çıkmadılar. Yumuşak olunmalıdır ki daha büyük fitneyi küçüğüyle engellemiş olalım. Ve insanlar hepsi birlik olup bize karşı toplanmasınlar. Yazıklar olsun size. Benim onlara dediğimi duyduktan sonra ne diyorsunuz? Duyduk. Şimdi sen de bizden dinle. Bunlar memleketi Medine'ye yakın olan kavimlerdir. Toplu halde geldiklerini de biliyoruz. Biz şimdi azınlığız. Çünkü Üsame de ordusuyla gitti. Onların gönüllerini alıp yumuşak davransan şerlerinden korunmuş oluruz. Ve uzak yerlerde oturan ve dinden dönenlere karşı hazırlık yaparız. Bu arada Üsame'nin ordusu da takviye güç için dönmüş olur. Neyin var ey İbni Hattab? Cahiliyede kükrerken Müslüman olunca korkmaya mı başladın? Vahiy kesildi, din tamamlandı. Ben yaşarken mi eksilecek? Bunlarla diğerleri gibi İslam'dan çıkmadıkları halde nasıl savaşacaksın? Halbuki Resulullah şöyle demişti. İnsanlarla la ilahe illallah diyene kadar savaşmaya emredildim. Kim onu derse benden malını ve canını korumuştur. İslam'ın hakkı hariç ve hesabı ise Allah'a aittir. İslam'ın hakkı hariç ey Ömer. İslam'ın hakkı hariç. Ve zekat da malın hakkıdır. Vallahi namazla zekatın arasını ayıranlarla savaşırım. Vallahi Resulullah'a verdikleri bir yuları bana vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşırım. İtaat etmeleri ve cemaatten ayrılmamaları için savaşırım. Ve bir fitne çıkıp İslam'ın gücünü zayıflatmasın diye savaşıyorum. İslam yeni güçleniyor ve Müslümanların düzeni bozulmamalıdır. Bunlara esnek davranırsam diğerleri de bunu fırsat bilir. Eğer taviz vermezsek birçok kimse geri adım atar. Allah sana hakkı söyletmiştir ey Ebu Bekir. İstediğini yap. Biz de seninleyiz. Ben onlarla görüştüğümde yüzlerindeki çirkefliği gördüm. Fazla kalmaz sabaha gelirler. Heyetlerinizin azlığınızı gördü. Bilemezsiniz. Gece mi gelirler gündüz mü? Hazırlanın, hazırlık yapın.
silah başına! Allah'ın düşmanları geldi! Uyarıcı mı? Bilakis müjdeci. Yine mi? Resulullah'ın halifesi ve beraberindekilere selam. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Cömert oğlu Cömert, hoş geldin. Adi bin Hatem el-Tayyip. Ne getirdin? Halkımdan İslam üzere sabit kalanların sadakalarını getirdim. Elhamdülillah. Allahu Ekber. İyilik hala kapımızı çalmakta bugün. Bize senden önce Safvan bin Safvan el-Temimi geldi. Hakkı Amroğullarının sadakalarıyla. Sonra Zibrikan İbri Bedr. Halkı Af oğullarının sadakalarıyla. Biz hala onlardan gözümüze ilişen her gelen kişiye uyarıcıdır diyoruz. Resulullah'ın halifesi ise bilakis müjdecidir diyor. Ve dediği gibi oluyor elhamdülillah. İnsanlar geçen gün olan olayı duymuş. Haps ve Zübyan'a ağır çıkıştığını da. Sonra korktular. Birçoğu çıktığı kapıdan geri döndü ve zekatlarını getirdi. Ancak dinden dönenlerin bazıları Tuleyha el-Esediye'ye katıldı. Diğerleri de Müseyleme'ye. Böylece tehlikeleri de büyüdü. Yakında onlara el atacağız inşallah. Bu kapımıza gelen zekatlar da zaferin başlangıcıdır inşallah. Canım sana feda olsun. Sen olmasan helak olacaktık. Sizleri sağ salim döndüren Allah'a hamdolsun. Bilirsiniz ki Abs, Zübyan ve Bekr kabileleri şeytana uyup doğru yoldan saptılar. Günah içinde oldukları halde izzete büründüler. Aralarında İslam'ı tercih edenleri kasten öldürdüler. Sonra bize karşı yeniden hazırlanıp toplandılar. Ebrak'taki Rebze mevkiine geldiler.
Vallahi onlarla öyle savaşacağım ki Araplar daha önce benzerini görmemişlerdir. Sen ise Üsame, sense benim yerime Medine'de kalacaksın. Askerlerin de burada kalacak. Kendiniz ve bineklerinizi dinlendireceksiniz. Sen de mi geleceksin ey Resulullah'ın halifesi? Allah için ey Resulullah'ın halifesi, bu fikrinden ne olur vazgeç. Şayet sen ölürsen insanların düzeni bozulur. Evet. Tabii öyle. Medine'de kalman düşmana karşı daha şiddetlidir. Askerin başına başka komutan tayin et. Ölürse başkasını tayin edebilirsin. Evet. Uhud'da Resulullah'ın sana dediğini diyorum. Kılıcını kınına koy. Kendini de bizi de faciaya sürükle. Resulullah doğru söylemiştir. Vallahi yapmam. Sizinle de kendimi teselli edemem. Resulullah'ın halifesi nerede? Güvence! Resulullah'ın halifesi nerede? Alaba!
Beldelerde bizden ayrılanlar veya Tüleyha el-Esedi'ye ya da Müseyleme'ye katılanların bizimle bir işleri kalmamış ve onların üzerinde yetkimiz de kalmamıştır. Kalanlarımız sana itaat ve tövbeyle geldik. Resulullah'a vermiş olduğumuzu sana da vereceğiz. Bize güvence ver ey Resulullah'ın halifesi. Hak göründü ve anladık ki Allah sana yardım edecektir. Onu kimse dizginleyemez. Dizginleyip onun üzerine binene ödül verecekler. Ödül nedir? Atın kendisi. Diğer atların arasına katılacak. Bu at değil. Şeytandır. Bilakis. De ki yapmadım. Gerçekten. Benim yaptığımın daha iyisini göster bakalım. Hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi tam dediğin gibi. Şeytan ona bürünmüş. Onu insanlardan kıskanıyor. Araziye bırakın. Şeytan bize arkadaşlık etmesin. O zaman şeytanı eğitelim. Ne istiyorsun? Seca? Şeytanı kim eğitebilir?